Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Dünya Şampiyonası'nda ön maçı oynanıyor bir tane. Ondan sonra da ön eleme grupları oynanacak. 10 Ekim'den itibaren yani yarından itibaren. Sizlere de bu maçı da hani e, göstermiş olayım diye bu maçı da analiz edeceğim. Ve bu maçta farklı bir olay var. Garen üst koridor oynandı bu maçta. Edim oynadı. Onu da analiz etmek istiyorum. O yüzden buradayız. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz geçen MSI'da tüm günler yayında olmuştum. Ve YouTube'a da videolarını atmıştık. Bu dünya şampiyonasında bir değişiklik var. Değişiklik şu. Yine ben watch party yapabileceğim. Yani beraber yayınlarda izleyebileceğiz. Ama bazı günlerde nasıl bazı günlerde? Koray yani Naru da aynı şeyi yapıyor. Hani bir gün Naru bir gün ben. Ben yayın açtığımda Naru yayın açamayacak. Naru yayın açtığında ben yayın açamayacağım. Ön gruplarındaki tarihler belli oldu benim yayın açacağım günler. 11 Ekim, 13 Ekim ve 15 Ekim'de Twitch'te yayında olacağım. Yayında olmadığım günlerinde o günün en iyi maçının analizini YouTube'a ben yine de videolar atacağım. Yani Dünya Şampiyonasını benden izlemeye devam edebileceksiniz. Ama sizlerden tek isteğim videomuzu beğenip yorum atmanız. Nasıl yaparsak daha iyi olur? Fikir de üretebilirsiniz, fikir de verebilirsiniz diyelim ve videomuza, serimize başlayalım arkadaşlar. Bu biraz tanıtım da hani böyle sizlere de tanıtmak amacıyla yaptığım için çok da şey yapmıyorum ama e, maçta tryhard analizimiz yapacağız. Şimdi şunu söylüyorum arkadaşlar. BDS LEC takımı Golden Guardians'ı geçen seneden zaten MSI'den falan hatırlıyorsunuz. gerçekten Gerçekten fena olmayan bir performans sergilemişlerdi Golden Guardians'da Amerika takımı Bilmeyenler için hatırlatalım Sol tarafta Rumble, Jarvan ve Ali saklamaları Sağ tarafta Renekton, Taliyah ve Maokai Ve ilk tercihten Rakan Rakan'ı görür görmez zayahı çalıyorlar Ve Jax tercihi geliyor Jax zaten biliyoruz ki çok fazla tercih edilecek dünya şampiyonasında falan. Ve Zayah'ı görünce Ezreal alınıyor. Ezreal artı Oriana. da son güçlendirmeden sonra dünya şampiyonasında o da çok seçilecek. Bir diğer konu Zaya kovalamayı çok sevmediği için Ezreal aslında hem menzilini koruyabiliyor hem de zayahtan kaçabiliyor. O yüzden Ezreal fena olmuyor. Orianna'ya karşı da Azir tercihi geldi. Bu normal zaten. Lee Sin artı Darius saklamaları Golden insan. Diğer, tarafta, diğer tarafta da V ve Bu arada Darius saklamasına şaşıranlar vardır. Adam üst koridorda Olaf, Darius böyle şampiyonlar gerçekten çok fazla oynayan ve bunlarla da çok iyi performanslar sergileyen bir oyuncu. Onu da hatırlatmış olalım. Bakalım şimdi tercih olarak dördüncü tercihten neyi tercih edecekler? Evet bir Leon'a geldi. Rakan'a karşı Leon'a tercihi gelmesi zaten çok da şaşırılacak bir durum değil aslına bakarsanız. Rakan'a karşı gayet iyi bir tercih Leon'a ama tabii ki hani maç içerisinde neler olur onu bilmiyoruz. Ve Garen artı Sejuani geliyor. Burada Adam Garen'i tercih ediyor. Jax'a karşı bakalım nasıl bir performans sergileyecek. Hani Sejuani burada var işte Sejuani Garen aslında Sejuani için öyle çok da iyi bir alan yok. Normalde Sejuani'yi Irelia ile Jax'la falan çok daha fazla görüyor. Ama tabii ki burada Sejani kendilerinin rakipten çalması da önemli. Çünkü kendileri almasa büyük ihtimalle rakip takım Sejani'yi alabilirdi. Orada Sejani'yi de almayı tercih ettiler. Çünkü Jack Sejani genelde güçlü oluyor. Bakalım geçelim maçımıza. Maçımızda neler yaşanmış görelim. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar bilmeyenler için söyleyelim. Ben normalde Kasım'da askere gidecektim. Hani bedelli yapacaktım ve hani E-Devlet'ten direkt olarak onun tarihini ileriye atma varmış. Yani ben Aralık ayını aldım. Sırf bu dünya şampiyonasında sizlerle olabilmek için sonuç. Da bu da benim bir işim. Hani en böyle kanalın hype olduğu dönemlerden bir tanesi bu oluyor. O yüzden de gitmek istemedim o dönemde. Aralık ayında dünya şampiyonası bitiminde bir 10-15 gün sonra ben de asker yolcusu olacağım. Onu da söylemiş olalım. Evet üst koridorda bu arada Sejuan'den güzel bir oyun geldi aslına bakarsanız. Arka taraftan güzel şekilde çaldı rakibin ormanını ve böylelikle üst koridorda da çok güzel bir skor geliyor. Burada Sejani rakibin ormanına girerek aslında şimdi rakibin ormanına girmek var, girmek var. Burada rakibin ormanına rakip takım görmeden girdiği için bu sonuç çıktı ortaya. Normalde Sejani Golden Guardians tarafı görseydi e, oraya girdiğini bu sefer ne olacaktı arkadaşlar? Hani ona göre oynayacaktı Jax. Ama Jax erken birinci seviyede o Garen'e karşı olan avantajını kullanmak istediği için agresif oynadı. E otomatikmen de Sejuani arka taraftan gelip skoru buldu. Garen'de de tutuştur var bu arada. Hani Adam direkt olarak tekli dereceli mantığıyla oynuyor. Ve Garen son dönemlerde gerçekten arada sırada da olsa tercih edildiğini görüyoruz ki Garen analizi bir öncekinde de yapmıştım. Bilmiyorum e, izleyenler oldu mu ama şeye karşı oynamışlardı. K'sante'ye karşı oynamıştı. Yine Amerika takımından birisi oynamıştı. Impact oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, bizim ligimizde de Star birkaç defa Garen tercih ettiğini görmüştük ama tabii ki buradaki Adam'ın Garen'i bu saydığım isimlerden büyük bir ihtimalle çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü adam zaten bu tarz şampiyonlarla ünlü olan bir oyuncu. Yalnız orta koridorda Orion Nazır eşleşmesinde Azir üste dönüyor. Bu çok büyük bir kayıp değil. Hatta hiç kayıp değil. Direkt olarak üste dönüp gelecektir. Burada ışınlanını almaları rakibin çok değerliydi. Ee, birinci seviyede daha hiç altın kazanmadan ışınlanını aldıkları için Garen'in ee, özür dilerim Jackson hani Garen'in tutuşturu olmasının herhangi bir şekilde dezavantaj bir durumu olmadı. Hani o işte Jax şey diyemedi. Ulan şurada bir takas yapayım. İşte üste döneyim. Eş eşyamı alayım. Hemen geleyim. Garen'e karşı üstünlük kurayım. Öyle bir şey söz konusu bile olmadı. Çünkü direkt olarak hiçbir eşya avantajı olmadan ışınlan atmak zorunda kaldı Lickrish. O da Garen adına çok ciddi bir avantaj diyebiliriz. Bakın burada öne Garen geldiği gibi hemen W'süyle bir tane otomatik saldırıyı patlatıyor. Gayet güzel bir şekilde. Hani ufak takaslar her zaman iyidir. Bunu zaten defalarca kez söylüyoruz. Burada neden lethal tempo girmemiş Jax diyenler olacaktır ölümcül tempo. Arkadaşlar Jax genelde koridor aşamasında yenebileceği bir eşleşme varsa yani grasp girdiğinde koridor aşamasında daha üstün oluyorsa şampiyon grasp giriliyor. Bunun sebebi şu. Grasp girdiği zamanlarda da oyunun geç aşamasında zaten neredeyse tüm şampiyonları yeniyor. O yüzden de grasp girmiş, ölümcül tempo girmiş. Oyunun geç aşamasında kimseyi çok da ilgilendirmiyor. Önemli olan koridor aşaması. Yani bunu çoğu şampiyonda görüyoruz. İşte oyunun geç aşamasında güçlüysen işte koridor aşamasında daha güçlü yapacak bir eşya varsa seni gidiyorsun onu alıyorsun ve böylelikle rahat rahat bir koridor aşaması geçiriyorsun ya da koridoru yeniyorsun. Zaten geç oyunda bir şekilde yoluna bakıyorsun gibi bir durum oluyor. Burada Garen de ilk üste dönüşünü gerçekleştiriyor. Hemen bir tane çizmesini bitti. Yanına da bir tane uzun kılıcını aldı. Artık çok daha rahat bir e, Garen göreceğiz. Burada çizme tercihi değil de hani o öyle alana hasar vuran eşyayı tercih etmemesinin sebebi de büyük bir ihtimalle hani çizme zaten Garen biliyorsunuz saldırı hızı çok değerli oluyor Garen için. Hem rakibinden kaçma adına, hem rakibi kovalama adına, bir e, sürat coşkusu da var. Minyonlara zaten E yeteneğiyle büyük bir ihtimalle şu an tek atacak. O yüzden o eşyayı tercih etmemiş olma ihtimali çok yüksek. Genelde çizme zaten çokça tercih ediliyor. Şimdi 6. seviye olan bir garem var. Burada e, Jax'ı tutuşturla beraber yakaladığı zaman Jax ne olduğunu anlamadan ölebilir. O yüzden de e, dikkat etmesi gerekiyor. Bakın burada... Ivern ne kadar güzel bir şekilde kendi orta koridor oyuncusunun koridoru ittirmesine yardım ediyor. Ama tabii ki BDS tarafı burada boş durur mu? Tabii ki onlar da hemen yardıma geliyor takım arkadaşlarında. Bakın burada E yeteneğiyle hemen minyon dalgasına tek atıyor. Bir Q'da vurduğu gibi direkt olarak minyon dalgasının hepsi ölmüş oluyor gördüğünüz gibi. Hemen Edma e bakın haritadan. Direkt kuşlara falan da geldi Hatta burada kuşları da aldığını görebiliyorsunuz Bu da rakibe ne kadar Hasar verdiğini aslında bir de Çizmenin de değerini bir kez daha Açıklamış oluyor baktığınız zaman Haritada bu kadar çok gezmek istiyorsanız Bunları yapmak istiyorsanız Rahatlıkla çizmenizi almanız gerekiyor Şimdi burada canı azaldı diyenler olacaktır Garenin canı zaten birazdan dolacak Koridora gidene kadar bile full can olacaktır O yüzden çok da önemli değil bu durum Gördüğünüz gibi minyon dalgasını Koridor aşamasında yani şurada ittirseydi eğer bu yaptığı minyon kaybettirirdi. Ama gidip iki kule arasında minyonları ittirdiği için böylelikle çok erken minyonları ittirdiği için vakti oldu. Biz bunu ne olarak anlatıyorduk her zaman? Ödevinizi cuma gününden yapmak gibi düşünebilirsiniz. Sokağa çıkmak için aileniz ne diyordu ya? Bak pazar günü işte cumartesi dışarı çıkacaksan şimdiden yap ödevini, rahat rahat gez. İşte daha çok dışarıda dur. Ama ödevini yapmazsan daha erken eve dönmek zorundasındır. Aynısı ödevini erken yaptı, rahatlıkla koridora tekrar geriye dönmüş oldu böylelikle. Oyun aslında tamamen eşit gidiyor. Burada büyü direnci çizmesi gelmiş Orianna'dan. Hani zaten bu profesyonel... o bir dakika direkt olarak sıçrasını kullandı bu arada rakibin üzerine. Ama bir canlı oradan çıkacak büyük bir ihtimalle li li konuşamadım. <laughs> Lickrish ve e, burada ışınlanını atıp rahatlıkla koridora gelecektir. Ama burada ışınlan avantajını Rakibi hiç ama hiç kullanamadı. Neden? Arkadaşlar burada Garen üste dönüp zaten milyon dalgasını ittirdi ya üste dönüp rahatlıkla gelebilecek. Bu yüzden hiçbir şey kaybetmiyor. Normalde atıyorum takası yaptı koridoru ittiremese falan rakibi ışınlanma geldiği için bir sıkıntı yaratırdı. Bu arada Ivern'le de bu çok fazla yapılan bir şey. Hani Daisy'yi bırakıyorsun abi sen de yukarıdan vuruyorsun. Kendin kötü posiyonu, kendini kötü pozisyonu kendini kötü pozisyona sokmadan rahatlıkla alameti aldığınız durumlar olabiliyor. Burada Jax yardıma gelmiş. Belki de Jax buraya hiç yürümese çok daha rahat bir alamet olabilirdi Golden Guardians adına. Sejani yan tarafta Gory'i yakalamış. Ultiyi de kullanıyor bu arada. Bayağı da hasar verdi ama yeterli olmuyor tabii ki. Güzel bir dodge geldi Sejani'den. Rakam da arka taraftan gelmiş. Aziremen ultisini kullanıyor. Garen bir şeyler deniyor. Garen'in sıçrası artı ultisi olmadığını hatırlatalım tekrardan. Ve burada savaş sona eriyor. Yani buradan kim avantajlı çıktı derseniz bence Golden Guardians sonuçta alameti alan takım rahatlıkla buradan çıkmış oluyor. Evet şimdi Garen o eş dediğim eşyayı da aldı zaten. Hani o bin yüzlük yani şu an Türkçesini falan da hatırlamıyorum. İngilizcesini de hatırlamıyorum eşyanın. Bir şey Spike'dı yanlış hatırlamıyorsam da. İngilizcesi. Evet şu an tutuşturunu bekliyordur büyük ihtimal Garen. Tutuştursuz çünkü gerçekten Jax'a karşı hiçbir şey yapama, yapamaz yani. Şimdi arka taraftan Sejani geliyor. Sejani'nin ultisi olmadığını hatırlatalım. Ee, burada Jax'ın da sıçrası var. Sıçrasını kullanıp buradan çıkmayı başarıyor. Rakan geliyor yalnız alt taraftan. Üst taraftan da Sejani geliyor ve burada büyük bir ihtimalle Jax'ı öldürecekler derken sıçra Q atar mı Sejani? Bakalım geliyor mu? Hiç gerek kalmadı. Sıçasını atmadan da burada Jax'ı bir kere daha öldürmeyi başarıyorlar. Ve ışınlanı olmayan bir Jax. Şimdi burada tam tersinde Rakan ne yaptı? İşte haritaya dahil olduğu için bu sefer alt koridorda Zayaha plaka kazandırıyorlar. Ama işte burada tercih tarafı BDS tarafında. Hani BDS tarafı diyor ki biz Jax'ı oynayacağız. Garen'i öne geçireceğiz işte vesaire vesaire Zayah'ın öne geçmesi bizim için çok da önemli değil diyorlar. Bunun diyenler onlar ben demiyorum yani. Çünkü başka türlü böyle bir durumda rakipte alamet varken bunu yapmaları çok da mantıklı olmuyor. Burada Orianna'dan bir ulti bu tamamen hani rakibin canını azaltmaya yönelik bir ulti. Hani şu an mesela %30-35 canı var rakibinin. Şu an mesela herhangi bir şekilde Orianna ile takas yapamayacak duruma geliyor. Çünkü zaten Orianna ultisi genelde rakibi öldürmek adına değil de hani böyle kullanılıyor. Özellikle erken aşamada ya da uy. Günün geç aşamalarında genelde topu öyle bir noktaya bırakıyorsunuz ki rakibi pozisyon almak çok zor oluyor rakip adına. Bunlar değerli ultiler veya poz işte takaslar diyebiliriz. Zaten rakibin ışınlanı da yok. Hani burada ışınlanını koruyan bir Orianna'dan bahsediyoruz. Evet Sejuani'den yalnız yan taraftan ultiyi kullanıyor direkt olarak. Yalnız Ivern da orada bakalım sıçrayıp ulti attı orada Azir. Ama maalesef yeterli olmuyor. Şimdi Daisy ile kovalamaya çalışıyor Ivern ama Buradaki kule altından da BDS tarafı gerçekten çok iyi bir şekilde çıkmayı başarıyor. BDS ya özellikle Sejani gerçekten çok doğru zamanda doğru yerlerde oluyor. Şu ana kadar benim izlediğim kadarıyla. Burada Ezreal ne demiştik zaten biz? Hani Zayah Ezreal'ı yakalayamaz. İşte Ezreal uzaklardan menzilini kullanır vesaire. Zayah kovalamayı sevmiyor. Ezreal alan taraflar Genelde zaten alt koridoru bir tık kaybetmeyi yani kaybetme derken ittirilmeyi kendi desteğinin haritaya dahil olmasını kabul eder. 2 ve 2'de kaybediyor demiyorum ben. Bir şekilde haritaya dahil oldu Rakan. Takım arkadaşlarını bir şekilde veya ormancısını bir şekilde oyuna dahil etti. Ve Ezreal farmda geride mi Hayır. Evet şu an alınan bir ejder var. Alametle beraber alınan çok fazla plaka var Golden Guardians tarafında. Ama tabii ki bunlar bir etki edecek mi? Onu merak ediyorum açıkçası. Burada Leona'ya bir şeyler deneyecekler ama Leona'yı öldürme ihtimalleri orada söz konusu bile değil. Ben sadece şunu merak ediyorum. Oyunun geç aşamasında çok absürt bir maç bizi bekliyor olabilir. Çünkü iki tarafta kendince çok güçlü şeylere sahip yani şampiyonlara sahip. Ama tabii ki Golden Guardians tarafına baktığımız zaman Jax, Azir, Ivern, Zaya falan absürt şeylere yol açıyor. Ama tam tersinde Ezreal, Orianna hani bunlara da ulaşması zor baktığınız zaman özellikle de Ezreal'ı oyunun geç aşamasında Golden Guardians'ın öldürmesi baya zor olacaktır. Hem Jax'ın ona ulaşması zor. Ivern zaten Ezreal'a dokunamaz gibi bir şey. Hani Leona'dan ulti yediği zaman arındırı var. Gerçekten bunların hepsini hesaba kattığımız zaman Golden Guardians'ın böyle bir sıkıntısı var Ezreal'ı öldürmek adına. İkinci Ejderi aldılar dakika 14'te bu arada Ezreal'ın biten bir eşyası var şu an gayet iyi durumda yani Tanrıçan'ın gözyaşını da bitecektir birazdan yükleri en azından bitecektir. Üçlü kuvveti çok erken dakikada almış şu anda zaten fark ettiyseniz 2-2'de de rakibini biraz zorluyor üst koridorda eşyası biten bir Garen var. Yani ilk eşyalar konusunda BDS tarafı bayağı bir öne geçtiler ki bunu da gayet güzel bir şekilde kullanıyorlar ve Sejuani üst koridora doğru gidiyor. Burada minyonların ölmesini beklemesi lazım Adam'ın. Aynen öyle de yapıyor ve Sejuani yine üst koridorda. Yani ben River'ın burada neden Jarvan yasaklandığını River'a bunu bir kez daha görüyoruz aslına bakarsanız. Çünkü River bana sorarsanız Ivern'le oyun içerisinde hiçbir şey yapmadı diyebilirim. Ama tabii ki Ivern'le yapabilecekleri kısıtlı. Orası ayrı konu. Takımı beklenilenden çok daha geri düştü. Ya yani özellikle üst koridor tarafında o ilk baskın gerçekten bayağı bir kötü duruma soktu Jax'ı. İlk kuleyi de burada üst koridordan Edim alıyor ve devamında Stixey de alt koridor kulesiyle buna cevap veriyor. Ama dediğim gibi hani bir tarafta güçlenen Garen var. Nişancının güçlenmesi genelde her zaman en iyi senaryodur. Bunu her zaman biliyoruz. Ama bu güçlenme rakipteki şampiyonlarla gerçekten doğru orantılı olması gerekiyor. Hani Zayah burada Garen'e karşı, Sejuani'ye karşı, Orianna'ya karşı ne kadar bir şey yapabilecek ondan emin değilim. Baktığınız zaman tabii ki de bir şeyler yapabilecek bir şampiyon Zayah bu şampiyonlara karşı. Ama hani Garen'in böyle sağdan soldan oradan buradan bir Q'yla geldiğini sıçrayla falan düşündüğüm zaman o Zayah için hiç de güzel bir senaryo oluşmuyor kafamda. Şimdi nişancılar falan orta koridora geldi ve Ezreal'ın belki de en sevdiği olay bu. Orta koridora gelmek ve burada rahatlıkla oynamak. Bakın bahsettiğim olay tam olarak bu. Tam olarak Zayaha yapacağı olay tam olarak bu. Direkt olarak hani Azir'in hiç beklemediği bir şekilde skor almayı başarıyor. Ve şunu da hatırlatalım. Belki de burada Golden Guardians tarafı Azir'i Garen'e karşı gönderdiği için belki de kendini şanslı hissediyor ya da işte şanslı dediğim hani avantajda hissediyor bile olma ihtimali çok yüksek. Neden diye soracak olursanız şöyle bir durum var arkadaşlar. Azir'in menziline Garen'in girmesi neredeyse imkansız. Bu da ee, çok değerli. Burada yalnız Rakan'dan bence kötü bir W geldi. Hani Zaya'ha atması gerekiyordu orada W yeteneğini ve burada Stixey skor almayı başarıyor. Hani Zaya'ha W atsa oradan tekrar geriye dönse falan çok daha iyi olurdu gibi geliyor bana ama tabii ki bunların hepsi olurken devamında burada üst koridordan ikinci kuleyi alan bir BDS takımı var. Yine bahsettiğimiz olay Stixey bir şekilde oyunu önde götürüyor ama takım arkadaşları maalesef ona eşlik edemiyor. Bakalım oriyanda bir ulti gelir mi derken Zayah'tan da fena olmayan bir ulti geldi. Burada Tanrıçanın gözyaşını almayan bir Orianna var. Onu da hatırlatalım. Yani Tanrıçanın gözyaşı şimdi tekli dereceli de çok fazla olay olduğu için almak okey olabilir. Ama profesyonel aranı da hani bu tarz eşyaları daha erken bitirmek vesaire zaten sürekli objektifler etrafında oynadığın için sürekli klon fiesta bir savaş olmadığı için bazı durumlarda hani Tanrıçanın gözyaşını almamak da Hani şey diye bir düşünebilirsiniz hani oha ya çok kötü diyemem ben çünkü e, dediğim gibi bir şekilde adam oyuna dahil olmak istiyor oradaki 400 altını çok küçük görmeyin Emin olun iyi bakın burada Labrov gidip stick W atacaktı bunu zaten çok kez söyledik biz Hani söylüyoruz da bir destek oyuncusu, rakip destek oyuncu sizin nişancınızı kitle kontrole uğrattıysa siz de rakibin nişancısına kitle kontrolü uygulayacaksınız. Aslında bu düz mantık. BDS tarafının bu, bu oyunda çok iyi yaptığı bir şey var. Bir koridor belirleyip o koridorun etrafına yığıyorlar. Bakın burada e, Orianna'ya koridoru ittirtip hemen oraya Rakan'la beraber gelip e, bir şekilde Orianna'nın kuleye vurmasını ya da Orianna'nın kuleyi almasına sebep oluyorlar. Bu da güzel bir durum ama tabii ki ışınlan olmadığı için Garen'de burada tam ters tarafta da Azir bu kuleyi alacaktır. Ama tabii ki burada BDS tarafı da belki de şunu düşünüyor. Hani takas yapmak bizim için iyi olur oluyor diye düşünüyor olabilirler. Ya da 10 saniye sonra ejder var. Belki de hani bu takası yapıp hani Garen'i alt koridora çağırdılar. E zaten ejder var. Hani gelecekti. Hani kuleyi verelim üst koridorda. Biz de alt koridordan alalım ama bizim bir artı birimiz olsun. O da ne olsun? Ejder olsun. Mantığıyla yaklaşıyor olma ihtimalleri çok 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 yüksek arkadaşlar. Burada Ezreal'ı darlamaya çalışıyorlar. Çünkü orta koridorda çok fazla ittirme gücü alabilen bir şampiyon menzilinden kaynaklı. O yüzden de bir darlamaya çalıştılar ama yeteri kadar istediklerini yapamadılar ve Leona'nın üste döndüğünü görüyoruz. Ve burada 3. Ejder'i de BDS tarafı rahatlıkla alıyor. Ya yani bakın bu biz anlatırken kolay işte ne bileyim alt koridora inelim zaten Ejder var İşte adam Azir de üst koridorda bize en iyisi buradan bu kuleyi alalım Azir de üstten alsın biz de Ejder'i üstüne alırız mantığı aslında kolay bir mantık ama oyun içerisinde bunu yapmak gerçekten zor olabiliyor. Çünkü takım olarak bunu yapmanız lazım. Nasıl? Mesela diyelim ki siz bunu planladınız ve Orianna'nın etrafını oynuyorsunuz. Orianna o sırada saçma sapan bir hareket yapıp atıyorum ölürse ya da kötü bir can mana durumuna falan düşerse plan iptal oluyor. O yüzden de profesyonel arenada siz bir planı yaptığınız zaman sadece planın baş kahramanı önemli maalesef olmuyor arkadaşlar. Gerçekten her konuda her şey önemli. Burada Likriş yalnız çok kötü bir pozisyonda kaldı. Büyük ihtimalle de düşecek. Yani Likriş'ten League burada çok kötü bir oyun. Orianna'yı görmeden direkt olarak oraya o şekilde atlaması gerçekten kötü bir durum. Burada Azir artık Garen'e karşı çok 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 güçlü bir şampiyon. Bir de Garen'in yaptığı hareket bir defa olacak bir şey. Çünkü Azir artık yaklaşamıyor. Şimdi koridor ittirme gücü bazen şimdi düşününce Azir Garen'i ittirir. Evet ittirir abi. Ama Garen onun üzerine sıçrayıp atlayıp az önceki teki attıktan sonra Azir Garen'e karşı onu yapamaz. Niye? Çünkü ulan bu Garen az önce beni bu şekilde öldürdü. Ben en iyisi biraz daha şey geride durayım. Normalde aynı koridorda dursalar Azir ittirecek. Ama geride durması gerektiği için Azir'in maalesef koridoru ittiremiyor. Bu da hani koridorları ittirirken değerli oluyor. Mesela siz orta koridora çok iyi bir koridor ittiren şampiyon alsanız bile maalesef ki rakibini sizden biri mesela Irelia'ya karşı Orianna. E sen Irelia'ya birebir de ölüyorsan Yan koridorda ireliği ittiremezsin Minyonları ne kadar ittiriyor olsan da Yani aslında bu bu kadar basit bir Mantık arkadaşlar. Şimdi dördüncü ejderi Bekliyor BDS tarafı tabii ki. Bu sefer Lickrish güzel bir şekilde çalda bekliyor Bakalım öldürebilecek mi burada Orianna'yı. Ee, arka taraftan da Garen geliyor. Ee, bakalım Şimdi rakam da çok iyi yerden geliyor Arka tarafta Jax direkt olarak Düştü. Yalnız yarı can vuruyor Garen orada ee, Ultisiyle beraber Orta koridorda da ölmeyen bir Ezreal Hani BDS tarafı kompozisyonunu o kadar güzel oynuyor ki Ezreal aldılar ve Rakan. Şimdi Ezreal, Rakan... Of 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 of. Burada sayıca az gördüğü için Golden Guardians'ı BDS tarafı direkt olarak savaşı başlatıp Yine kazanıyor. Şimdi abi Ezreal'ı Leonas'a ya öldüremez. Ivern'de öldüremez. Şimdi adamlar bunu biliyor. Rakan diyor ki abi ne bok yiyorsan ye diyor Adam kafasına göre takılıyor. E böylelikle otomatikmen hem Ezreal geri düşmüyor. Hem diğer taraflarda sayıca her zaman üstün oluyorlar. Bir de Likrish'in yaptığı ufak bir hata haritaya baktığınızda Golden Guardians tarafının tüm oyuncuları Baron tarafında görüş alıyor. Ve Likrish şunu düşünmüyor. Ulan bu rakam nerede? Garen nerede? Bu adamlar nerede düşüncesi oluşmuyor. Hani bunu kesinlikle oluşması gerektiğini düşünüyorum. Hatta oluşmazsa büyük problem ki problemin en büyüğünü şu an görüyorsunuz. Gerçekten sıkıntılı bir duruma düştüler. Hani burada Golden Guardians onu yapıyorsa eğer Abi madem şey yapacaksın ee ne denir ona barona gireceksin eğer orada bir şey olduysa atıyorum rakip takım da alt koridora gidiyorsa sen de barona gir. Hani Golden Guardians bunların ikisini de yapmadığı için problem. Normalde rakip alt koridora Garen gidiyor alt koridora lan Garen'in ışınlanı yok ki anladın mı? Mevzu aslında bu hani Golden Guardians o kadar dağınık bir oyun sergiliyor ki hiçbir yaptıklarının mantığı yok. O yüzden de BDS tarafı çok ağır bir üstünlük koymuş durumda şu an oyuna. Altın farkı 5000. Altın farkı öyle çok yok. Hatta 5000 altından dönen oyun zibilyon tane var. Ki o 5000 altının 4000'i üst koridorda. Yani aslında genel oyun mantığına baktığımızda o kadar da büyük bir fark yok. Bak şöyle bir bakalım. Mesela nişancılar arası hatta 1200 altın zayah önde. Orta koridorlara bakalım. Ha bu hasarmış lan pardon. Ben de diyorum ki ne alaka nasıl oluyor bu? Hasarmış özür diliyorum. Benim adam lan diyorum nasıl oluyor bu? Şimdi Ezreal da artık oldu. E, çünkü yükleri bitti. Üçlü kuvveti var. Çizmesini almış. Artık Ezreal da çok rahat bir oyun sergileyecek. Ve şunu unutmayın. Ezreal rakansız bir oyun geçirdiği için nişancılar arasındaki seviyeye bakar mısınız arkadaşlar? Bir tarafta 12 seviye Zayah ki o kadar iyi bir durumda olan Zayah. Onun devamında 14 seviye olan bir Ezreal'dan bahsediyoruz. Burada ışınlanı olmadığı için BDS tarafının büyük bir problem yaşıyor şu an. E, Jax üst koridordan devam ediyor ve böylelikle hani kuleyi almayı başardı. Yavaş yavaş BDS tarafı da kompozisyonun ya da daha doğrusu kompozisyon değil de almadığı ışınlanın dezavantajını ufak ufak yaşıyor. Şimdi Orianna yan koridorda Jax'ı tutabilecek bir güçte şu an. Gerçekten çok iyi bir durumda. En kötü tutmasa bile yani tutmaktan kastımız rakibi öldürür değil. Unutmayın tutmaktan kastımız kulenin menzilinde durup minyon dalgalarını temizleyebiliyor oluşu. Bu önemli bir detay, onu söyleyelim. Ve burada ejder ruhuna giriyorlar. Golden Guardians'ın bu ruhu direkt bırakacağı bariz belli zaten. Neden? Bulut ejder ruhu hani bulut ejder ruhu galibiyet koşulu olarak çok büyük bir galibiyet koşulu değil. Ama şu galibiyet koşulu mesela ejder ruhunu siz bu kadar erken aldığınızda Bakın 6 dakika sonra Kadim Ejder çıkacak. Yani o dakika 30. Şu an oyun böyle devam ettiği sürece bakın iki takım da skor almasın. Sadece böyle devam etsin. Tüm orman hakimiyeti BDS tarafında doğru mu? Yani ormandaki tüm kampları BDS tarafı alacak. Yani bu altın farkı düşmeyecek ufak ufak artacak. Şimdi bunu hesaba kattığımız zaman bu altın farkı düşmeyip ufak ufak arttığında Kadim Ejder'de nasıl savaşacak Golden Guardians? Üst koridorda neredeyse bir eşyalık fark var. Ormanda eşit eşya olsa bile Sejuani çok daha İyi bir durumda yani hani şampiyon olarak da zaten şu an e, verimlilik konusunda çok iyi durumda çünkü Azir Laz'a istenen konuma gelemedi Ivern için. Nişancılar tarafına baktığımızda son fısıltı farkı var neredeyse hani o güzel bir ulti ama maalesef işte orada Arındır'ı direkt olarak attığı için rahatlıkla oradan kurtuluyor ve kuleyi almayı başardı burada BDS tarafı yalnız biraz ateşle oynuyor BDS e, geri çıkması gerektiğini düşünüyorum. Neyse orta koridora baktığımızda hani öyle inanılmaz büyük fark yok ama hani bir aşırı büyük sopa, karamür, karamür yükleri var. Onu unutmayın. Yani her yerde yarım eşya en azından bir eşya farkı var arkadaşlar. Bazı koridorda üst koridorda büyük ihtimal bir eşya fark olacak üste döndüğünde Garen. Yani kadim ejderde savaşmaları gerçekten muhtemel gözükmüyor. Seviye farkını hiç konuşmuyorum zaten. Evet 6000'e çıktı bakın orman kampları çatır çutur alınıyor. Ezreal'la işte Garen'dir o direkt donmuş yürek aldı bu arada. Hani donmuş yürek burada aslında Sejuani'den iyi bir tercih. Neden derseniz Azir saldırı hızı. Jax saldırı hızı. Zayah aynı. Aslında Sejuani için fena bir eşya değil. Bir diğer konuya gelecek olursak Garen eşyasını bitti, ölü adamın zırhını. Yani buradan da üçüncü eşya bittiğini görüyorsunuz zaten. Burada Jax da büyük ihtimal Zonya'ya gidiyor diye düşünüyorum ben. Ama tabii ki Zonya'yı bitemeden maç bile bittiğini görebiliriz. Kaldı 3.5 dakika çünkü burada. Birazdan oyun bayağı bir problemli bir duruma gelecek. Baron da çıkacak zaten 1.5 dakika sonra. Belki BDS tarafı Baron'da bile bir şeyler yapmak isteyebilirler. Ee, bakalım birazdan yaşayıp göreceğiz. Evet, Serilda'yı da biten bir Ezreal var. 3 eşyaya ulaştı. Rabadon'la çok az kalan bir Orianna var. Yani BDS tarafı. Bakalım şimdi burada Jax'la 1v1 bir bir isteyecek mi Adam? Ben ona bakıyorum ama e, rakip takımı görmediği için çok da bir şey yapmak istemeyecektir diye düşünüyorum derken. Burada direkt olarak çıkmayı başarıyor derken. Leona e, burada aslında Adam'ı öldürebilirlerdi. Yani biraz daha böyle sıçralar falan atsın. Mesela Adam'ın sıçrası çok daha önemli. Hani sıçraları falan atsalar aslında bir şeyler deneyebilirlerdi diye düşünüyorum. Hani en kötü sıçrasını alsalar Garen, Garen sıçrasız takım savaşında çok zor duruma gelir ki bu Azir'e nasıl ulaşacak mesela. Mümkün değil. O yüzden BDS tarafı şu an oyunu o kadar güzel oynuyor ki yani bak o kadar öndeler. Savaşsalar her türlü üstünler. Ne gerek var abi? Baron çıkacak. Adam Baron'a gelmek zorunda. Baron'a gelmiyor mu? Baron'u alacağız. E Kadim'e gelecek. Bakalım burada aynen öyle Zayah'a dediğim olay ee, oluyor derken Zayah burada her şeyini kullanmak zorunda kaldı. Sıçra, arındır, ulti her şey gitti ve Baron'a 10 saniye kala. Ya bu çok değerli. Şimdi takım savaşında evet Garen biraz daha zayıf bir noktada ama birebir de çok daha artı bir yönü olmayacak ya da eksi bir yönü. Hatta Zayah'ın bu kadar şeyi gitmişken Zayah oraya giremeyecek bile büyük bir ihtimalle. Ki Garen de bakın orada bekliyor. Oriyanlar Rakan da bekliyor. Ezreal'la Sejani ikisi Baron güçlendirmesini alıyorlar burada. Herhangi bir şekilde başka bir oyuncuya gerek bile ki hemen oradan Oriyan'la da biraz hasar desteği veriyor. Rahatlıkla Baron'u da almayı başaracaklar. Ezreal şimdi bir tane kronometre alabilir. Mesela Oriyan'la Rabadon'u bitmesi için altına ihtiyacı var mı emin değilim. O Rabadon'u bitecek büyük bir ihtimalle derken Ezreal kronometre almadı. Hani kronometreye ihtiyacım yok dedi resmen. Normalde burada genelde kronometre alıyor oyuncular. Bakın burada Jax'la bir kapışmasını yine göreceğiz mi derken. Garen Jax'la hiç umursamadan Jax'ı koridoru ittirmeye yönelik oynuyor. Bunu da zaten mantık olarak doğru buluyorum. Çünkü baron güçlendirmesi var. Ezreal dürtecek. Orianna dürtecek. Bilmem ne falan filan. Rahatlıkla burada derken bir birebir istiyor burada. Tutuşturu da attı bu arada. Ultisini de kullanıyor. Ne kadar rahat bir birebir bu. O ne lan? Bu arada ultiyle bin falan vurdu herhalde orada. Yani adam Garen'le oyundaki en çok hasar vuran oyuncu olmuş şu an. Yani absürt bir durum gerçekten ki Jax'ı da ne kadar kolay öldürdüğünü bir defa daha görüyoruz. Ezreal burada Leon'un üzerine atlıyor Huhi'nin. Huhi MSI'da inanılmaz performanslar sergilemişti. Hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir ulti geldi Ezreal'dan ama yeterli değil. Orianna alt koridor inhibitörünü almış. Garen üst koridordan geliyor ve BDS tarafı e, 3. maçı da çok kolay bir şekilde kazanıyor gibi geldi. Rahatlıkla burada kazanıyorlar. Garen'i görüyorsunuz zaten. Rakibin içinde gezdiriyor resmen. 5-0-3, 3-0-3 yani sadece bir kere Raka'nın ölüşüyle burada oyunu bitiriyorlar. Ve rakibe hiçbir şans vermiyorlar. Bak asıl önemli olan o. Yani rakip ulan acaba kazanıyor muyuz? Hiç demedi. Demeyi bırak aklına bile getirmedi. BDS tarafı kurdukları kompozisyonun gereği neyse Garen'i öyle güçlendirdiler ve Jax'a karşı da Garen'le gayet iyi bir performans sergilenebildiğini görmüş olduk. Adam'ı bir kere daha tebrik ediyorum diyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Dediğim gibi 11 Ekim, 13 Ekim, 15 Ekim'de Twitch'te canlı yayında olacağım Dünya Şampiyonası'nda. Ondan sonrasında tarihini veririm zaten. Onun dışında YouTube'a her gün gelecek. Yani ayın 10'unu -10 da gelecek, 12'si de gelecek, 14'ü de gelecek. Haberiniz olsun. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay.